Cenk balistik füzesi ilk kez görüntülendi. Roketsan tarafından geliştirilen Cenk füzesi, Türkiye'nin ilk orta menzilli balistik füzesi olacak. Son dönemde balistik füze alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren Roketsan, kısa süre önce 500 artı kilometre menzilli Tayfun balistik füzesini tanıtmıştı. Tayfun kısa menzilli balistik füzesinin ardından Roketsan çok daha yüksek teknolojiye ve menzile sahip Cenk füzesini geliştiriyor. Türkiye'nin ilk orta menzilli balistik füzesi olacak Cenk'in 1000 artı kilometre menzile sahip olması bekleniyor. Motor ve yakıt gibi kritik alt sistemleri dahi Roketsan tarafından özgün olarak geliştirilen Cenk balistik füzesinin ilk test atışının kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Savunma sanayinin değerlendirmelerine göre Cenk füzesi yüksek manevra kabiliyeti için uç kısmında kanatlar bulunduruyor. Öte yandan füzenin yine kontrol kanatlarına da sahip olacağı değerlendiriliyor. Cenk'in bünyesinde barındırdığı teknolojiler ile dünyanın en gelişmiş orta menzilli balistik füzelerinden birisi olacağı üzerinde duruluyor. Balistik füze nedir? Balistik füzeler bir veya birden fazla kimyasal, biyolojik, nükleer veya konvansiyonel harp başlığı taşıyabilen ve bu başlıkları istenildiği takdirde farklı hedeflere de yöneltebilen füze sistemleridir. Harp başlığı, motor, yakıt tankı, güdüm, kanatçıklar ve benzeri birçok sistemlerden oluşan balistik füzelerden hedef bölgeye genellikle sadece harp başlıkları ulaşır. Türkiye'den Somali'de balistik füze test sahası adımı. Bloomberg'in haberine göre Türkiye, Somali'de balistik füze kullanımı için yeni bir test sahası inşa etmek üzere görüşmelere başladı. Türkiye'nin Somali'de inşa etmeyi planladığı test sahası için görüşme gerçekleştirdiği yönündeki bilgiler, Bloomberg'in iddiasına göre konuya yakın kaynaklar tarafından da doğrulandı. Ankara'nın bu adımı balistik füze programı kapsamında geliştirilen daha uzun menzilli füzelerin testlerini gerçekleştirmek için attığı üzerinde duruluyor. Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Hüseyin Şeyh Ali konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Son dönemde Türkiye balistik füze alanında öz kaynakları ve kendi savunma sanayi yetenekleri doğrultusunda önemli ürünler ortaya koyuyor. Seyir füzesi ve diğer mühimmatların testleri Türkiye'nin Sinop'taki test merkezinde gerçekleştiriliyor. Roketsan tarafından gerçekleştirilen Tayfun balistik füzesinin ilk test atışı 18 Ekim 2022 tarihinde Rize Artvin Havaalanı'nda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen test neticesinde Tayfun Türkiye'nin şu an için en uzun menzilli füzesi olma unvanını kazandı. Tayfun balistik füzesinin ikinci test atışı ise 23 Mayıs 2023'te yine Rize Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirilirken platformun seri üretim için geri sayım sürüyor. Balistik füzeler tespit ve imha edilmeleri zor olduğu ve çok yaygın oldukları için çoğu ülke için savunma açısından bir baş belasıdırlar. Balistik füzeler genel olarak kısa menzilli balistik füze, orta menzilli balistik füze, uzun menzilli balistik füze, kıtalar arası balistik füze ve denizaltıdan atılan balistik füze olmak üzere 5 sınıfa ayrılmaktadırlar. Tayfun füzesi girmektedir. Türkiye'nin daha önce SRBM sınıfında bir balistik füzesi bulunmuyordu. Ermenistan, Suriye ve İran'ın ardından Türkiye'de kendi bölgesinde SRBM'ye sahip ülkeler kümesine girdi. Rus tanklarından kamikaze İHA'lara yeni önlem. Kauçuk zırh. Rusya, tanklarını Ukrayna'nın cephede kullandığı kamikaze insansız hava araçlarından korumak için kauçuk paspasları kullanmaya başladı. Rus medyası, Rusya'nın ana tank üreticisi Ural ve Gonzavod'un Ukrayna'ya gönderdiği yeni T-90 ve T-72 tanklarının kauçuk bir kaplama ile kaplandığını ortaya çıkardı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntüler incelendiğinde T-90 ve T-72 tanklarının kulesi ve gövdesi arasındaki boşluğa ek olarak
arka motor panjurlarının üst kısmının tamamen kauçuk kaplamaya sahip olduğu görülüyor. Askeri analistler yeni kauçuk kaplamanın güçlendirilmiş olabileceğini iddia ederken Ural ve Gonzavod'un kaplamayı insansız hava araçlarına karşı kullandığı düşünülüyor. Rus tanklarında kullanılan kauçuk parçaların eski paspaslardan oluştuğu ise iddiaların diğer kısmını oluşturuyor. Rusya, Ukrayna Savaşı'ndaki tank ve zırhlı araç kayıplarını azaltmak için daha önce de yeni denemeler üzerinde çalışmıştı. Daha öncesinde Rus ordusu zırhın en ince olduğu bölge olan tank paletlerini korumak için kafes teknolojisini kullanıma sunmuştu. Ancak Rusya'nın kullandığı kafes sistemi tank mürettebatının görüşünü ve ana silah kullanımını sınırladığı için ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rus askeri sözcüsü, operasyonlar sırasında bu metal yapılar deforme oluyor, kırılıyor veya koruyucu özelliklerini kaybediyor. Yeni çalışmalarımız var ifadelerini kullanmıştı. Rus T-90 ve T-72 tanklarında kullanılmaya başlanan kauçuk kaplamanın ise uygun maliyetli, kolay entegre edilebilen ve tank mürettebatına olumsuz etkisinin neredeyse sıfır olduğu üzerinde duruluyor. Kaplamanın ana amacının şu an ne olduğu henüz tam olarak bilinmiyor ancak tanklardaki aşınma ve yıpranmaya karşı etkili olabileceği düşünülüyor. Buna ek olarak kauçuk kaplamanın tankı kamikaze İHA saldırılarından korumak yerine mürettebatın moralini yükseltmek için entegre edilmiş olabileceği de ihtimaller arasında. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yabancı askeri satış programı kapsamında Singapur'a 8 Abrams füzesi satışını onayladı. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada Singapur'a toplam 54 adet 8 gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze Abrams ve 2 adet C-120 8 Abrams güdüm birimi satışının onaylandığı duyuruldu. ABD'nin Singapur'a füze satışını onaylama kararı, füzenin son 12 ayda İsrail, Japonya, Norveç, Polonya ve İsveç'e satışının gerçekleştirilmesinden sonra geldi. Sözleşmenin toplam değerinin 133 milyon dolar olduğu resmi kaynaklar tarafından bildirilirken, anlaşma kapsamında Singapur'a füzenin yedek parçaları, füze konteynerları ve destek ekipmanlarının da transfer edileceği aktarıldı. 8 Abrams farklı yazılımlara sahip olsa da 120D füzesinin ihracata yönelik bir varyantı olarak biliniyor. Amerikan şirketi RTX'e göre AIM-120C8 önceki versiyonlara kıyasla gelişmiş güdüm, menzil ve isabet oranlarıyla ön plana çıkıyor. Füzenin tasarımında ataletsel referans ünitesi ve mikro bilgisayar sistemin sahip sofistike bir aktif radar bulunurken bu sayede füze ateşleme sonrasında hedefini bağımsız bir şekilde bulup imha edebilmektedir. Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından F-15, F-16, FA-18 ve F-35 gibi savaş uçaklarında da kullanılabilen AIM-120C 8 Abrams önümüzdeki süreçte de Singapur Hava Kuvvetleri güçlendirecek. ABD geçtiğimiz Ağustos ayında İsrail'e 30 adet 120C8 füze satışının yanı sıra 2024 Haziran'ında da Norveç'e toplam değeri 1,9 milyar dolar olan 300 adet 120C8 füze satışını onaylamıştı. Aynı zamanda Polonya 745 AIM-120C8 ve İsveç'te toplam 250 adet AIM-120C8 füze siparişi vermişti.